Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 33. sezon tablosunu inceleyeceğiz ve ödülleri alacağız. Top 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar 1. GT40. 4 sezondur üst üste şampiyon oluyorlar. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Lakin biz bu sezon GT40'dan çok daha az öldük. GT40'a da TCN'ye de zamandan kaybettik. O yüzden kill açısından GT40'dan daha iyi bir performans sergilememize rağmen GT40 süre üstünlüğüyle bu sezonu şampiyon oluyor. Sezonda toplam verilen knockout sayısı göre belirlense şampiyon, biz şampiyonduk. Ama tabii GT40 son savaşını saldı. O yüzden öyle. Son savaş yoksa o kadar ölmezdi GT40. Ama yine de onların önündeydik sanırım. Evet, biz ikinci sıradayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Jedi Assassin's olarak dünya ikincisi bitirdik sezonu. Ve üçüncü sırada da Niv Nation var. Geçen sezon Niv Nation'da bizim ittifakta, gerçi biz o zaman ASR'ydik, Musta bitirmiştik. Bu sezon top 3'e girdi iki ittifakta. Şöyle sezon ödüllerine gelelim arkadaşlar. Beni sadece top 2 sezon ödülleri tatmin ediyor. Ondan sonrakilerin güzel olduğunu pek sanmıyorum. Daha doğrusu A3 ve T6 arayanlar için ilk 2 ödüller bence güzel. Gerisi yani 13.500 veya 9.000 bence az. O yüzden ikinci rütbe olduğumuz için gayet mutluyum. Tabii birinci olsak çok daha iyi olurdu. İkinci olan bir A3 ve T6'nın %50'sini alıyor. Birinci olan ise bir A3 ve T6'nın %75'ini alıyor. Diğer tüm ödüller aynı. Evet, şimdi tablo incelemesine gelelim. Evet, top 3'ü biliyoruz nasılsa. Ustadan başlayalım. Black. Biz bunları yendik zaten arkadaşlar, Black Mamba'sı. Onlar dünya dördüncüsü oluyorlar. Sonra Salty Warriors diye bir ittifak görüyorum. Bunlarla eşleşmedik. İyiler mi kötüler mi bilmiyorum. XK9'da iki kere eşleştik, iki kere de yendik. XK9'da ilk performansımız berbattı. 10 kere ölmüştü. Onlar bizde 9 kere ölmüştük. Az daha kaybediyorduk. İkinci son performansımızda zaten son savaşımızda bir kere öldük. En iyi performansımızı orada sergiledik. ISO8A eşleştik mi bilmiyorum. Eşleşmedik galiba. Nasıl bir iyi bir performans sergilemişler? Ustadılar. PBT'yi yenmiştik. DSVG ile eşleşmedik. X5E ile de eşleşmedik. Ustada bitirmişler. İkinci ustaya gelelim. Evet, CIRR diye bir ittifak görüyorum. The Latin Wrecking diye. Usta 2 bitirmişler. For Loki usta 2'de. SAS. Ben gene itiyorum. NXS var. Sonra Legion, Matrix, Palo, MiBR, SSX1 ve Magneto. Magneto usta da, benim ismim itiyor gene onu. Usta bu şekilde. Evet, Platin 1'e gelelim bakalım. Hiç Türk ittifakı görecek miyiz? Evet, League of Extraordinary Champions diye bir ittifak var. Platin 1 bitirmişler, yazık. Ustaya çıkamamışlar son dakika. Evet, The Legends Return var. Grudun diye bir ittifak var. Slicing Gaming Alliance Platin 1. 4. sırada bitirmişler. Umut'a da, Zorbek'e de selamlar. Elinize sağlık. Ve Bilal'e de selamlar unutmadan. Labs diye bir ittifak var. Sonra Space Bastards, FNG, Made in Brazil, ZAX'd, RRH. Bu ne, Excel fonksiyonu gibi. TWG. Yok, o RRH'ydı pardon. Sonra PYCB diye bir ittifak. IAM. New York NY ittifakı burada. Hell, La Resistance, TCN, Platin 1, 19. sırada. Hayret, sanırım dok yememiş bunlar. Demek ki sıkıntıları yokmuş. Gov diye bir ittifak. Zaten TCN bu arada son savaşı açmayı unuttu galiba. O yüzden dok yemiş gibi oldu TCN. Son savaşı açmayı unutuyorlar. Ve bu kadar düşüyorlar sanırsam. Sonra Space var. Next Wave maalesef ban yemiş arkadaşlar. Onlar ustadalardı. Platin 1'e düşmüşler. Daha önce de yemişlerdi. Ama geçen sezon değil. Hangi sezon yediklerini hatırlamıyorum. Kötü oldu. Wakanda var. Sonra GOM var. Diğerlerini bilmiyorum. Platin 1'de Türk ittifakı göremedim maalesef. Platin 2'ye bakalım. Bakalım Juggernaut ve Fa Squad var Platin 2'de. 5. sırada, elinize sağlık. Gene ismi bitiyor benim. Bakalım başka tanıdık. Hateful Eight biliyorum. Tugar var. Ölümcül Bölge Mobi 25. sıra. Elinize sağlık. Dark Avengers. Buradan iyi biri çıkmıştı karşıma şeyde. Savaş alanlarında yenmiştim. Başka kimler var? Bu kadar. Bir tek Vefa'da şey var. Movi var. Elinize sağlık. Devam edelim. Platin 3. Terehun nerede ya? Terehun'u atladım galiba ama bakarım. Olmadı. Bayraktar diye bir ittifak var. Platin 3 4. sırada. Elinize sağlık. Yine bir Magneto ittifakı var. Sandman 2. Başka. Presidency bilmiyorum. Allah Allah, hiç göremiyorum.
Love var da Love savaş ağırlık vermiyor. İttifak macerası ittifakı o. Eternals var. Untainted'i biliyorum. LSX var. Oradan atılmıştım. Çok eskiden, yıllar önce. Çok yavaş geçiyorum ama ona rağmen İç Türk İttifakı göremiyorum. Heh, Terehun Büyük Taarruz 110. sırada. Elinize sağlık. Türk Turan Ordusu 130. Elinize sağlık. Başka. Relax var. İttifak macerası ağırlıklı bir ittifak o. Adamlar var 163. Elinize sağlık. Enadır. Ağır abiler 189. Elinize sağlık. Evet, Platin 3'ün de sonuna geldik. Atladığım ittifak varsa lütfen yorumlara yazın. Platin 4'e hızlı bakacağım. Bakalım görecek miymiş Türk ittifakı. Turkish Warriors Team 27. sıra. Elinize sağlık. Var mı başka? Türk 1453 71 Platin 4. Elinize sağlık. Benekli Sırtlanlar 92. Elinize sağlık. İttifak Ailesi 134. Elinize sağlık. İntikam Yemin. İlk defa görüyorum. 151. Elinize sağlık. Göz Gözler 35. 152. sırada. Elinize sağlık. Uyanış 47. 06. 160. Elinize sağlık. Kahraman Türkler 133. Elinize sağlık. Republic of Turkey 243. Elinize sağlık. Harezmşahlar yazılmış gerçi. 331. Elinize sağlık. Türk ittifakı herhalde. Tecrübeliler diye bir ittifak. 349. Elinize sağlık. Rest in peace Stanley. Güzelmiş. Eski dostlar 437. Elinize sağlık. We are inevitable. Güzelmiş. Thanos'un lafı. Ayan. Kardeşler ittifakı 471. Elinize sağlık. Gebertirus. Güzelmiş. Evet, Platin 4'te bu kadar arkadaşlar. Altın 1'e bakmayacağım. Hepinizin eline sağlık. Şimdi ödüllerimizi almaya geldi. Dediğim gibi dünya ikincisi ödülleri bu şekil. Bunu full mutant seçeceğim. Bütün S5'ler var. Bir tek mutant yok. Bundan alacağım direkt. Ödülleri aldık arkadaşlar. Hepsini mutant seçiyorum. Bu biraz sürecek. Evet, görebilirsiniz zaten. Bilim 3, Kozmik 3, Mistik 2. Mistik'te 3 olmak üzere. 900 parça falan bulsam 3 olacak Mistik'te. Tekno 3, Beceri 3. Hatta Beceri 4. Zula'da bir tane Beceri var. Benim birini R3 atmam lazım acil. Hitmonkey atacağım herhalde. Bir seviye yükseltme gelsin de. Ama hiç mutant yok. Evet, katalizör oluştu. Tam bir tane S5 oluyor çünkü. Kristal yerine bunu vermesi çok daha güzel bence. Parça parça alıyoruz istediğimizi. Ve ödülleri aldık arkadaşlar. Şimdi gelelim kristalleri açmaya. Ödüllerimizi almaya yani. Bakalım, şöyle Nexus'u en son açacağım. Son bir sefer açacağım bu
normal kristalleri. Ondan sonra Omega Sentinel için sonraki öne çıkanı biriktirmeye başlayacağım. Çünkü istediğim bir Nick Fury var, bir de Warlock var, o kadar. Başka istediğim bir de Herkül var. Herkül gelse güzel olur. Gerçi aklıma gelmeyen istediğim hero'lar da vardır eminim. Bakalım kaç kristal açabiliyoruz? 4 kristal açıyoruz. Alalım bakalım. 4'ünü de. Evet. Şöyle gir çık yapalım biraz. Evet, hadi başlayalım. Birinci kristal geliyor. Nick Fury, Warlock veya Herkül istiyorum. Onun dışında başka hero istiyor muyum emin değilim. Bakayım alttan istediğim bir hero geçer belki. Clairvoyant. Çok sevinmem Clairvoyant ama gelse. Kingpin. Kingpin de olur. Kesinlikle. Vallahi pek istediğim hero'lar geçmiyor aşağıda. Hadi durduralım görelim o zaman. Kim geliyor ilk? Vay, negatif geçip duruyor. Tigre kopyalı zaten. İstemez. Bir Kingpin geçti ya. Mordo. Mordo'yu bir daha mı kopyaladık biz? Tüh. Hadi buff yedi tamam ama. Kopyalı mı bende bu? Evet, kopyalıymış. Çöp açtık. İkinci kristal zamanı. Bunu da hızlı durdurayım. Bakayım ne gelecek. Aşağıdan çok kötü geçiyor. Bir daha gir çık yapayım bari. Kingpin geçiyor. Ama vermiyor tabii ki. Hulkbuster'ı kopyaladık. Fena değil. Yoksa kopyalı mıydı? Yok be, benim Hulkbuster kopyalıydı be. Şimdi hatırladım. 40 kopya oldu. Sersi verse daha iyi olur da Sersi'yi pek kullanmazdım. Şöyle çık gir yapalım. İki çöp açtık. Yani Hulkbuster çöp değil tabii de. Lazım değildi. Şimdi daha güzel geçiyor. Sunspot, Null, Profesör X, ki onları da istemiyorum. Archangel geçiyor. Archangel'ı kopyalarsam ağlarım. Öyle bir ağlarım ki. Çünkü genel uyandırma bastım Archangel'a. Şimdi bunu duyuyor telefon. Kaban bunu duyuyor, gidip Archangel'ı veriyor. Düşünebilir misiniz? Şaşırmam. Gerçekten şaşırmam böyle bir şey olursa. Archangel geçiyor aşağıdan. Evet, durduralım bakalım. Sunspot. Loki. -23. Bir çöp daha. Bu da kopyalıydı galiba bende. -23 çöp değil gerçi ama gerek yok. Bende kopyalıydı. Hem de 80 kopya olmuş. Full kopya açtık. Yeni bir hero açamadık. Ama zaten istediğim 3-4 euro falan var. O yüzden ihtimalim çok düşük buradan zaten. Gümüş Sörfçü de olur bu arada. Gümüş Sörfçü gelse de iyi olur. Corvus Glaive olur. Kozmik Aile Sürücü Corvus geçti şimdi. Hadi bakalım. Corvus'u verebilir bence. Evet, hadi durduruyoruz. Son kristalimiz normal. Icarus ne ya? Antivenom, Killmonger, Mysterio. Evet, bir çöp daha. Bu da kopyalıydı zaten sanırım. Evet, kopyalıydı bu da. Bir kopya daha açtık. Bari kopyasız birini kopyalı yapaydım. Birini birini 40, diğerini 40, diğerini 60, diğerini 80 kopya yaptık. Ne güzel. Evet. Gelelim son olarak Nexus kristaline. Direkt çevirelim şöyle. Yavaşça bakacağım Nexus kristaline. Açtık. Açılıyor. Hero'larımız geldi. Evet, Psychoman yeni hero en azından. Sonra yanlışlıkla sağ taraftakini gördüm. Mavi Cyclops geldi. Ve son olarak bir beceri. Nick Fury olur mu? Hayır değil. Elektra. Hemen uyandır diyor. Evet, 3 güzel çöpü bulduk. Elektra'yı uyandırmaya ihtiyacım yok. Kopyası şey değil. Ama ya buff yerse? Ama yok, ben Psychoman alayım. Yeni hero olsun. Evet. Kristallerden bir şey yakalayamadık. Şöyle mağazaya gelelim. Yok, stoğa gelelim. Asıl önemli olan biliyorsunuz burada T6. 3 olmak üzere gördüğünüz gibi T6. 20.000'den az kalmış. Ve A3. 1 kaldı 4. R4'e. İkisinden de birer tane lazım. 20.000 T6 ve 45.000 A3 lazım. Ondan sonra 4. R4 gelecek ama adayımız yok maalesef. 4. R4 adayı yok. Şöyle alt yapayım. Yani Tigra olur mesela aday. Ondan sonra Thor Ragnarok prestij için olur. Hayalet tamamen zevkime olur. Onun dışında başka aday göremiyorum R4 için. Nemrut kopyalansa ve yüksek kopya yapılsa olabilir. Nemrut gerçekten olur bu arada. Onun dışında başka aday yok.
Evet, savaş sezonu bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler güzel şeyler açmışsınızdır. Benim gibi çöp açmamışsınızdır umarım. Ama A3 ve T6'nın %50'sini aldığım için çok mutluyum. Hero beklemiyordum zaten. Bundan sonra artık sonraki öne çıkan için kristal parçası biriktirmeye başlıyoruz. Omega Sentinel bizi bekliyor. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.